Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir oy kaybı oldu muhakkak ama ona da iki kategoride bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani AKP'nin oy oranı %47, %49, 45-49 arasında seyreden bir oy. Şimdi 2015 Haziran seçimlerinde %40'ı alt tabanı gördüler. Sadece gördükleri %40 değil, malum çoğunluğu. Buna rağmen burada durduğumuz zaman şunu görüyoruz. %40'lık son derece kuvvetli bir AK Parti seçmeni, parti dokusu mevcudiyetini sürdürüyor. Bugün %42 oy aldı. %49'a oranla düşünecek olursak 7 puan kaybetti. Fakat buradaki kayıplar da dediğim gibi MHP'ye giden kayıplar. Yani AK Parti'yi sarsacak kayıplar değil. Seçmen davranışı itibariyle, bugün itibariyle baktığımız zaman AK Parti'yi kaygıya düşürecek bir seçmen davranışında çok her an AK Parti'ye geri dönebilecek ama AK Parti civarındaki partilerde konumlu seçmen davranışı görüyoruz. Ama bir başka açıdan baktığımız zaman şu da muhakkaktır. 2013'ten itibaren, 2015'ten sonra artan bir şekilde muhafazakar kesimde, yani AK Parti çevrelerinde bir memnuniyetsizlik var. Bu memnuniyetsizlik çeşitli biçimlerde oy davranışına dönebiliyor. Belirleyici hiçbir zaman olmadı. 2015 Haziran seçimlerinde böyle bir duygu verdi. Bir de bugünkü seçimlerde %42'lik seçimlerde bir zayıflama görüyoruz. Ama bununla birlikte dediğim gibi bu zayıflama %5'lik, 7'lik, 9'luk bu oy kaybı giden gelen bir oy kesiminden oluşuyor, bir kitleden oluşuyor. Bir paradoks var ortada. Yani bu kayıp muhafazakarlardan ayrılan ve muhafazakar politikaların dışında bir yere konumlanan bir oy kaybı değil. Dolayısıyla AK Parti'nin oy kaybını biraz relatif olarak değerlendirmek lazım. Diğer taraftan şunu da görmek gerekir. Oyunun kuralları önemli ölçüde değişti tabii. Bundan böyle partiyi taşıyacak daha çok zannederim kişiler olacak. Erdoğan'ın seçimlerde almış olduğu oya baktığınız zaman o sadece Erdoğan'ın gücünden değil, seçimlerdeki yarışın niteliğinden, yani ikili yarıştan, ikili yarış ihtimalinden bir turda kaynaklanan bir durum var. Dolayısıyla bir kişinin etrafında toplamda daha çok muhafazakar oyları görüyoruz. Ve burada 52 oy almış ve birinci turda Cumhurbaşkanı olmuş bir AK Parti Genel Başkanı var. Diğer tarafta %42 almış, zayıflamış ya da erozyona uğramış görünen bir AK Parti var. Hangisini bir almak lazım? Ben birincisinin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. AK Parti etrafında da büyük bir kimliklerden kopuş ve kayma olduğunu açıkçası bu rakamlarla düşünüyorum.